NBA! Hoş geldiniz. NBA finallerinden önce bir ara video. Evet, bu sefer sıkıştırdım. Hani direkt finalleri beklemedik. Konferans finalleri devam ediyor. Onları konuşacağız ama öncesinde bir konum var. Hatta bu konunun alt başlıkları da var. Özellikle Boston Celtics'in Aimi e, Udoko ile anlaşması. E, Udoko ile anlaşması ve işte oradaki siyah koç e, arıyoruz söylemi üzerinden ki bu... Geçenlerde benim bir canlı konuşurken de biraz chat'te sıkıntı yaratmıştı. Böyle sıkıntı demeyeyim daha doğrusu tartışma yaratmıştı. Amerika'da da e, tartışma yaratmış tuhaf bir şekilde. Muhtemelen Türk basınına yansısaydı burada da tartışılırdı da bizim basın e, daha pride konularını çözemediği için oralarla tartışıyorlar. E, <laughs> neyse buradan da Taylan Antalyalı'ya teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Birçok kişiyi kudurttuğu için. Neyse biz ana konumuza dönelim. NBA ee, nedir konu? Neden siyah koç? Neden Boston siyah koç aradı? Bunu bir konuşacağız. Sonra da NBA konferans finallerinde ne durumdayız? İşte Suns 3'e geçti. Bucks 2'ye geçti. Bundan sonra ne olur? Onlara kısaca değineceğim. Çok büyük detaylara girmeyeceğim. Ana hem seriden analizi hem de finalde ne olacak analizi ayrı bir videoda gelecek. Onu zaten bekleyip bildirimlerden alabilirsiniz. Çana tıklarsanız deyip Ana konuya geçelim. Buston neden siyah koç aradı? Aslında bunu e, biraz daha geniş gireceğim. E, özellikle son birkaç haftadır The Athletic'de çıkan yazılardan biraz da e, örnekler vererek yapacağım. Bu yazılar neydi? Aslında daha röportajlar. Birisi e, Terence annesiyle bir röportaj çıktı ki kendisi de Booman NBA'de koç. Onun dışında yine bastın içerisindeki karışıklıklarla ilgili bir haber çıktı. Onun dışında sanırım Diyatletik de değil de NBC'de mi çıkmıştı şu an hatırlayamadım tam. Bir de tabii daha öncesinde Dallas içerisinde çıkan işte Bulgaris e, research, research analisti Bulgaris'in çevresinde dönen research and development daha doğrusu ondan sorumlu çalışanı eski bahisçi Bulgaris'in Dallas'ın çalışanı Bulgaris'in çevresine dönen ve daha sonra Dallas'ta değiş, zincirleme değişimleri yol açan konuların alt başlıklarıyla anlatacağım bu siyah koç konusunu. Ve şuradan gireceğim iletişim yani bugün e, Türkiye'deki iklimde de görüyorsunuz yani iletişim İşte gençlere ulaşmalıyız şöyle böyle hani bu şöyle olmuyor hadi lastofas atalım <laughs> demekle olmuyor. <laughs> ya da işte hadi bakalım ha, siz oyun mu oynuyorsunuz hadi ben de oyun oynuyorum falan demekle de olmuyor. İletişim böyle bir şey değil iletişim önce sizin karşınızdakine ne diyeceğinizi yani ne söyleyeceğinizi anlayabilmeniz için anlamak kelimesi burada tırnak içinde onu anlamanız lazım. ya yani o kim karşınızdaki ve şu anda NBA'yi de koçların karşısındaki kişiler oyuncular ve bunlar genç oyuncular. Yani gerçekten şu anda işte Doncic gibi, Tatum gibi, Zion Williamson gibi yani NBA'nin artık geleceğini oluşturacak. Şu anda işte Devin Booker gibi ki o biraz daha hani artık orta orta gençliğine geldi. Yani bu oyuncularla iletişimi doğru kurmak için önce onların sahada ne talep ettiğini de keza Adana'nın bir de öyle. Ne talep ettiğini anlamanız, nasıl bir kültürel ortamdan geldiğini bilmeniz, neler yaşadığını az çok takip ediyor olmanız. Çünkü eskiden NBA'de coaching biraz daha ki bu İngiltere'de biraz böyledir o manager ortamından. Hani koç daha yukarıdadır aşağıda asistanlar vardır. Ve sizin iletişiminiz aslında böyle ne altyapılarda oynayanlar varsa beni daha iyi anlayacak ki ben de o yollardan geçtim. Ya orada hadi hadi koç aa işte burada mısın gel konuşuyoruz tarzı olmaz. Hani takımın yıldızı değilseniz. Bazen erişmeniz zor olurdu eskiden. Şimdi çok öyle değil. Şimdi iletişim yöntemleri değiştiği için ve yaklaşımlar değiştiği için, jenerasyonlar değiştiği için, dünya değiştiği için, gündemler değiştiği için daha farklı olmak zorunda. O yüzden de erişim konuları eskisi gibi değil. Ama bu sefer de şu sorunlar çıkıyor işte erişiyor oyuncular ama anlaşamıyorlar. Yani aslında burada neden hani Boston'dan girdik konuya işte Boston neden siyah koç arıyor? Yani Boston'daki sorunlar mesela şuradan başlamıştı. Yani ben bunu mesela sezon içinde yine izleyenler varsa hatırlar. E, Brad connection'ını yani o bağlantısını kaybettiğini söylemiştim. Geri saralım. Cleveland Cavaliers'ın oynadıkları konferans finali senesi hatta o takım işte Kyrie sakat, Hayward sakat, işte Rozier'ler oynuyor, Tatum daha kariyerinin başlarında sayılır. Ve o takımla çok aşırı çizgileri belli bir şekilde, belli oyunları dikte ederek ve genç orada zaten finale gelmişler. Lebron'u eleme heyecanıyla işler çok iyi gitmişti ve o zamanki ki Stevens'ın takımla ne kadar iyi anlaştığının gözükmesiyle bugünkü durum çok farklıydı. Ya o zaman görüyorduk yani Brestones bu takımı ikna ediyor ve bunları yaptırıyor. Çünkü zaten o takım daha çok toy, fazla bir şey bilmiyor. Zaten neyi kontrol edeceğini de bilmiyor ve çizgilerini çektiğiniz zaman çok verim alabiliyordunuz. Ama tabii bu oyuncular gelişti, değişti. Marcus Smart bile çok değişti. Şut atamayan, sadece savunma rolüyle sahada olan Smart bile gitti, daha iyi şut atan, daha playmaking rollerine soyunabilecek bir Marcus Smart geldi ve savunma için çok kritik olmaya başladı. E geldi takımın orada bir uyumu bozuldu. Sonuç sonradan hani Tatum'un Jamonta Green gibi oyuncularla ya da Tristan Thompson gibi oyuncularla Kemba ile hatta arasının daha iyi oldu ortaya çıktı. Bütün oyuncular gitti ya da gidecek. Şimdi içerideki dinamikleri çok dışarıdan göremiyoruz ama şunu görebiliyorum. En azından coaching gözüyle baktığımda Stevenson o Cleveland Cavaliers finalinden bu yana gelen e, süreçte takımla bağını koptuğu çok belli oldu. Aslında bunun ilk işareti de belki de en güçlü işareti de geçen seneki Miami serisiydi. Miami serisinde kaybettikleri maçtan sonra Smart yeterince sert değiliz deyip Jalen Brown'la kavga etmişti. Soyunma odasında daha sonra da o akşam alelacele bir toplantı yapılmıştı. E, ana e, oyuncularla işte Kemba, Tatum, Jalen ve Smart'la Brest'imiz bir araya gelmişti. Ki bakın bu da aslında kötü. Yani bir koç için takımdan belli bir grubu ayırmak da kötü. Artık onu da yapamazsınız. Çünkü NBA'in şu geldiği noktada rol oyuncuları da inanılmaz kritik artık. Yani Milwaukee Bucks bugün takır sayesinde dünkü maçı kazandı belki de savunmalı. Neyse oraya geleceğiz. Yani bunlara baktığımızda işte o connection'ı kaybetmek, bir yeri öne çıkarmak, bir oyuncu grubunu öne çıkarmak, diğeriyle arayı uzatmak, birine sert davranmak, birine yumuşak davranmak olmuyor yani takım kültürü içerisinde aslında oyuncularla mesafenizi benzer seviyede tutup daha sonra da onların aslında kişisel durumlarına göre yaklaşmanız lazım. Bu da sadece bağırıp çağırmakla ya da daha fazla kısıp daha az kızmakla ilgili değil. Yani derdini anlayabilmek de önemli. İşte başta dediğim konuya geliyoruz. Ne kadar anlıyoruz karşımızdakini? Bir koçun zaten ilk amacı bu olmalı. Yani oyunu bilmek önemli değil. Oyunu bilmek dedim mesela işte. Stanfangand gördük. Yani ne kadar iyi oyunu bildiğini yorumcuyken hepimiz gördük. Yani ben açıkçası NBA'de uzun yıllardır Stefan Van Gundy kadar iyi yorum yapan, doğru yorum yapan, detaylara inebilen yorumcu çok görmüyorum. çiçek tek tük var. Diğerleri hep goy goy da. Zaten şeker Bark diye falan girmiyorum. Maç içindekiler hep aynı şeyleri söylüyor. Aa uzunlar şut atıyor. Tabii abi uzunlar şut atıyor. İşte bak saat etmediler. Etmediler tabii. Teşekkür ederim. Biz de görebiliyoruz onu. Normal seyirci de görüyor. <laughs> Neyse. Ama Stan Van Gundy işe başladı ve olmadı. New Orleans Pelicans'da olmadı ki orada da yine çıkan haberlere göre Zayn'la Zayn Ingram ikilisinin hem oyun içerisinde teknik olarak hem de saha dışarısında Van de çok uyum sağlayamadıkları ortaya çıktı. Ya bunun her birçok neden olabilir. İşte daha yaşlı baktığı için olabilir. Oyuncular iletişime eski kaldığı için olabilir. Onların kafasındaki oyunları oynatmadığı için olabilir. Ki buna ben çok katılmıyorum bu arada. Hani ille de oyuncunun istediğini oynatıp oynatmamak değildir oradaki konu. Oyuncunun istediği de sizin istediğinizin ortak noktasını bulmaktır. Yani hem onu mutlu edeceksiniz hem de kafanızdaki yapıyı ona göre şekillendireceksiniz. Ya bu takım Pace'le mi oynamak istiyor? Pace nasıl başlatabilirim? Atıyorum Ingram'ın drive ile başlatabilirim. Onun ilk ilk yarı geçer geçmez ilk topu ona verip hızlı sert bir şekilde oyun, savunmasını eksiltmesiyle başlatabilirim. Ha, ama bu Zayn'ı mutsuz mu ediyor? O zaman işin içine Zayn'ı da katayım. Atıyorum Zayn pick ile başlayalım. Drive'ı Ingram'la başlatalım ama Zayn da screen yapsın ve ikisi de ilk ilk topta ikisi de işin içinde olsun. Bakın çözüldü konu. Atıyorum. Ya bu çok basit bir örnek. Ama sizin kafanızda şu varsa Drive ile başlayacağız. Bresto başlasın falan. O zaman ne oluyor? Kaybediyorsunuz. Yani kafanızdaki çizgileri esnetebilmek, oyuncuları uyumlu hale getirebilmek zaten bu dönemin işte ilk o connection'ı sağlayan sahadaki iletişimi sağlayan ilk adam aşamalarından biri. Diğeri de anlamaktı. Yani bunları yapamadığınız zaman oyunu bilmeniz hiçbir işe yaramıyor. Rick Carlisle de bugün çok iyi bir koçtu. Yani Rick Carlisle zaten ne kadar iyi bir koç olduğunu her zaman belli etti ama orada da mesela Dallas'ta da başka sorunlar ortaya çıktı. İşte Bulgaristan adamın gelip Doncic'e işte New York maçında pardon başka bir maçta sakin ol demesi. New York maçında maçı kazanma ihtimalleri hala varken oyunu terk etmesi ve bunu Doncic'in görmesi. Yani kusura bakma da ben de belki burada biraz muhafazakar olabilirim bilmiyorum ya da öyle ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama şu yüzden onu da açıklayacağım. Yani bir bayisçinin takıma bu kadar yakın olmaması lazım. Yani Don e gidip sağ kenarından sakin ol diyecek kişi bahisçi olamaz. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Yani geçmiş önemli ama sen oraya bir analiz getiriyorsan bunun için daha profesyonel şirketler var. Yani evet Mark Cuban'ın bakışını anlıyorum. Mark Cuban iyi bir girişimci. devamlı böyle çılgın şeyler denemeye çalışan bir girişimci. Sayısal değişikliklere, gelişime, onların sağa yansımasına çok önem veren biri. Ama bunun için daha pro şirketler var. Daha pro yapılar var. Ki bunları yıllardır işte Houston'la başladı zaten bu süreç baskın olarak. Ki Houston'da Evet belki kupayı alamadı ama bir yere kadar geldi işte o bir yerden sonrası aslında için sosyolojik yönü. Orayı çözemediler. Doğru kimya, doğru oyuncuların bir araya gelmesi, onların oluşturduğu iklim, koçun bu iklimi şekillendirmesi ve o kadar sayısal verinin üstüne bunları yerleştirip şampiyon olması ve içinizdeki oyuncuların kalitesi tabii ki. Ya yani bunu yapabilmek için e, Bulgaris gibi birine her zaman tek başına ihtiyacınız yok. Dedim gibi daha pro yapılar kurabilirsiniz ya da onu Arka plan tutacaksın zaten oraya hiç karışmayacak. Çünkü neden şu da çıktı ortaya baya yani Rickardların eline bak bu oyuncuları şu dakika kadar şu dakika oynatacaksın Pardon şu dakika oyuna sokacaksın şu kadar oynatacaksın şuna değiştireceksin gibi çok e, e, stiff böyle çok sert şeyler vermiş ve bir noktada Don Çiş'te Rickardla yani bu da hani duyulmuş zaten tribünlerden bu takımın koçu kim sen misin o mu diye kavga çıkmış. E şimdi bunlar hep işte oyuncunun koçuyla ve aslında front ile hatta işte diğer yapılarıyla arasını kopartan ve işte belki takaslanmaya kadar giden süreçler. Bakın hala neden siyah koç konusuna gelemedik. Ama bunları bitirmem lazım. Ee, yani Donç için yaşadıkları özellikle burada işte bir koça ki bu koç için de çok e, onur kırıcı. Rick Carlisle muhtemelen bundan da bıktı. E, zaten Donnie Nelson... Bulgaris ikilisinin birbiriyle anlaşamadı. GM Donnie Nelson'la Bulgaris'in anlaşamadı da biliniyor. Eric Carre da zaten onlara saçınca. Zaten Cuban da düğmeye bastı. Donnie istifa etti. Eric ile de anlaştılar ben ayrılmak istiyorum dedi. E, Bulgaris ne olacak bilmiyorum. Hani onun sözleşmesi bitiyormuş. Şu an hiçbir şey çıkmadı. Devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Şu bugün programı yaparken belli değildi. Bence onunla da yollar ayrılmalı. E, ya da onun artık iyice hiç kimsenin görmeyeceği geri planda bir yere gitmesi lazım ki sadece sorun sahada ya da bu mevcut oyuncularla da değil. Yani draftta seçilen oyunculara kadar karışması işte iyice e, sarpa sarması neden olmuş. Ya bugün işte Green seçildi. Belki Sadik Bey seçilseydi bu kavga olmasaydı. Dallas bugün belki finale gidiyordu. Yani bir tane savunma katkısı, bir tane hücum katkısı bulabilselerdi kanattan işler çok değişebilirdi. Yani görüyoruz işte Clippers e, Kawhi da sakatlıktan sakatlandıktan sonra durum ortada. Ya belki de Dallas geçseydi ve sa sağlıklı olsaydı Doncic'in finale bile gitmesi işten olmayacaktı. Ya yani özellikle dediğim gibi yani front ofislerin e kenardaki koçlara bu kadar yaklaşması, evet bakın analiz yapabilirsiniz. Hangi oyuncudan ne kadar verim alınacağını, ne hangi sahanın hangi noktasından hangi yüzdeyle şut attın e noktasından şut tatına daha verimli olacağını, hangi beşlerin birbirine daha uyumlu olduğunu, rotasyonları tabii ki çıkarmakta sorun yok. Bunlara ben de bakıyorum ben de analiz etmeye çalışıyorum istatistiklerden bak. Ama sorun şu yani e, bunun yapan kişinin müdahale etmesi. Onu artık koç işte orada iletişimi koça bırakacaksın. Koç buradaki rotasyonları kuracak, çözecek. Boston'a dönelim. Yani Boston'da da işte deneyincin GM tarafında başlattığı hem oyuncuları devam böyle takas tehlikesi altında tutması. Evet Isaiah Thomas'ın Brad da kavga etmesi, o iyi giden takımda kavga etmesi süreci başlatmıştı. Orada zaten Isaiah Thomas'a ben hala kızgınım. Belki de daha e, o da adım atsaydı iş çözülecekti ve Isaiah Thomas bugün belki de başka yerlerde olacaktı. Sakatlı da olmasa tabii. Deneyincin daha sonra oradan başlayan süreçte herkesi takas korkusuna sokması, diğer GM'lerle arasının açılması, takım bu tehdit altında tutarken Brestons'un işini zorlaştırması, Brestons işleri toparlayayım derken takımla bağının kopması. İşte yine burada çıkan haberlere göre işte Smart'ı daha çok öne çıkarması, Kemba'ya diğer oyunculardan Kemba'ya diğer oyunculara göre daha sert davranması da e, tadı kaçıran işler olmuş. Kantar'ın topuzunu kaçırmış oyuncular için. Ya burada işte o dediğim denge birine sert birine yumuşak bu şey de değil bakın sertlik mesela bazen sağ kenarında görüyorsunuz mola konuşmalarında koçlar biraz sesini yükseltiyor. Ama dikkat edin hep doğru şeyleri söylüyorlar. Rebound malınacak box edilmesini söylüyor. İşte hız, oyun hızlandırmak mı istiyoruz diyor savunmayı arttırmasını söylüyor. Doğru şeylere vurgu yapıyor. Yani "Çıkın da çıkın, oslansınız, koplansınız, Allah be bağıracaksınız falan." Yok böyle bir şey yok. Orada doğruları söyleyerek o sesi yükseltmek oyuncuyu kendine getirme, aslında biraz suratına soğuk su çarpmadır orada. bunun kötü örneklerini biz Türkiye'de de yaşadık. Evet ben Obradoviç'i inanılmaz sevmeme rağmen Obradoviç'in hatalı çıkışları oldu mu? Oldu. Kendisi özür diledi dedi. Bu biraz daha old school tarz. Ee, o bağırmalar, çağırmalar, hakaret. Hatta Popovich tarzı biraz daha böyle sarkastik hakaret. Bunlar eski de açıkçası. Yani bu dönem için artık e, hükmü yok. Ve zaten değişemeyen koçlar da başarıya gidemiyorlar. Ha ama evet bağırmak, yani daha doğrusu sesi yükseltmek, o vurguyu arttırmak, doğru anda çıkış yapmak saha kenarında hala çok önemli. Ama bunu hakaret etmeden, bağırmadan, daha doğrusu e, ee, şiddetle bağırmadan böyle yapabilirsin falan gibi değil doğruları söyleyerek yaptığınız zaman işe yarar. Zaten koçlar da bunu yapıyor işte. Monty başarısı buradan geliyor biraz da. Peki şimdi Boston neden siyah koç istedi bu kadar anlattığım şeyden sonra. Tabi bu anlattıklarım connection, iletişim, oyuncularla ortak noktayı bulma işte bu bir parçaydı. ikinci parça da e, oyuncuların geldiği kültür sahip olduğu kültür Bu kültür içerisinde işte o e, Amerikan get gelen ya da işte oradaki belli mahallelerden Belli sosyal statülerden Özellikle de Amerika'daki o dışlayıcı yapıdan büyüyen çok fakir büyüyen ki 90'lara daha sorundu Oyuncuları daha fazla Sam içine hem sağ dışına şiddete itiyordu kumar alışkanlıkları işte uyuşturucu alışkanlıkları kavgalar, Yakın dönemde bunlar artık neredeyse sıfıra indi. Çok nadir duyuyoruz, görüyoruz. Çok ufak tefek şeyler çıkıyor. Eskiden bunlar böyle 90'lar, 2000'lerin başı falan yanıyordu ortalık ya. Yani. Bunları devamlı en bir halının altına süpürmeye çalışıyordu. E şimdi oyuncular akıllandı, daha iyi yatırımlar yapıyorlar, paralarını daha iyi değerlendiriyorlar. Ee, çevre değişti. Onlara daha böyle işte yol gösterecek, onları anlayacak, bu kültürden, kültürü de bilerek onları anlayacak. Koçlar yapılar ve takımlar ve hatta belki etrafındaki doğru e, mentorlarla oluyor. Ha burada yine tabii menajerler işte Kavay'ın dayısı gibi bir örnekler de var. Onlar ortalığı karıştırabiliyorlar yine ama e, bunlar da tabii istisna olarak kalmaya devam ediyor. İleride daha da gelişecektir. İşte bu ortamda oyuncuyu anlayacak e, o kültürü bilecek bir koç aslında burada önemli. Mesela burada tenismen örneğini verebilirim işte. İlk gelen soru şu çünkü. Ya neden siyah koç başarılı koç değil? Şimdi, siyah koçların hepsi de zaten sıradan random bir siyah koç densin gelsin denmiyor burada. Terence mesela işte annesinin açıklaması. Dark Rivers'dayken hiç sallanmayan bir oyuncu. Çünkü onunla hiç konuşmuyormuş. Ondan ne alacağı, alabileceğini hiç düşünmemiş. Hiç uğraşmamış. İki senedir bu takımda. İkinci turda seçilmiş bir oyuncu. 40 küsür, 48, 41. Hatırlayamadım şu anda. Üzerinde bile durulmamış. Ama bu sene o kadar eleştirdiğimiz, teknik olarak eleştirdiğim, eleştirilen, eleştirdiğimiz Lou, onunla doğru koneksiyonu kurdu. Sezonda kullanmaya başladı. Ki kendisi off-season'da da çok iyi çalışan bir oyuncu. İşte annesinin de sayesinde işte annesi de Women NBA'de asistan koç olduğu için, onun da sayesinde iyi çalışan Diana LaForce bu arada adı. Onun da sayesinde iyi çalışan, kendi özelliklerini bulan ve hatta işte Lu'nun ve ekibinin sayesinde bak bunlara odaklan dedikten sonra onlara da odaklanan disiplinli bir çalışmayla buraya gelen bir oyuncu. Bakın Dark Rivers da siyah bir koç. Ee, Lu da siyah bir koç. İşte buradaki ama işte ortak noktayı bulmak. Hem Lu hem kültürü anlıyor hem diyalog kurabiliyor. Teknik taraftaki zayıflıklarını iyi bir ekiple kapatıyorsunuz. İşte yanına Atkinson'u koyuyorsunuz. Blaps'ı koyuyorsunuz. Blaps bugün Portland'la anlaştı. 5 senelik. Yani işte Atkinson'ı biliyoruz zaten ne kadar iyi bir koç olduğunu. Yine Brooklyn Kezel, Steve Nash, Evet orada mesela beyaz bir koç ama o da basketbolun çok içinden gelen, kültürün çok içinden gelen, oyuncularla iletişimin yıllardır iyi olduğu söylenen, yani daha neşeli, diyaloğu kuvvetli biri olduğu söyleniyor zaten yıllardır. Ama işte o da o yapıda yine yanında çok iyi, D'Antoni gibi, Imelodoka gibi koçlarla çalıştı. Yani çok iyi bir yapı kuruldu orada da. Şimdi onları da alacak muhtemelen bilmiyorum. Herkes onların peşinde. Yani iyi yapıları böyle kurabilirsiniz arkadaşlar. İşte iyi tepe iyi bir iletişimci. Teknik olarak zayıf yönleri olsa da ve sonucunu alabiliyorsunuz. İşte tenismen belki de Clippers'a tur getirdi. Belki de getirdi yani. Ki Suns serisinde çok kritik roller alıyor şu anda. Ya o yüzden bu talep. Yani oyuncuyu anlaması. Mesela şöyle bir örnek de verebilirim. Yani Türkiye'de de mesela bu konu çok oluyor. Belki bu daha da iyi anlatır. Abi işte bizi Türk Türk hocaanlar. Yabancılar geliyor, başarısız oluyor. Milli takıma geldiler, Hiddinkler geldi, başarısız oldu. Türkiye 90'ların sonunda Löw geldi. Sonradan Almanya'ya gelene kadar arada da baş, başarı olan bir teknik direktördü. Hiddink 90'larda Türkiye'ye geldi. Gazetelerde karikatür çizilip dağıla geçilerek kovuldu. Bugün bile hala gelen işte Guritler, Mancinler nasıl kovuldu? Hatırlıyoruz. Nasıl gittiler daha ayrıldılar diyelim. hadi. Hepsi de kovulmadı. Kovulanlar daha çok. Yani hemen ne oluyoruz? Aa bizi anlamıyor. Türk kültürü abi, Türk türü. İşimize gelince kültüre ait olsun. Ama dışarıdan bakıp da Aa, ne alakası var dediğimiz konularda da hiç kültürü sağlamıyorum Bu çok yanlış bir bakış açısı. İşte aslında Brestovans ve Boston yönetiminin yapısının aradığı buydu. Brestovans aptal biri değil, İyi bir koç. Hala teknik bilgi olarak ben çok iyi bir koç olayım ama işte bunu takıma aktaramıyordu. Çünkü bağ kopmuştu onu sallamıyorlardı artık. O da bunu bildiği için hatta oradaki sorunu da bildiği için da ayrılabilirdi. Komple de gidebilirdi. GM'lik bence onun için şu an kağıt üzerinde teknik taraflarını geliştirebilirse iyi bir rol. Daha başarabileceğini düşünüyorum. Ama diğer tarafta Emo Doka bence oyuncularla ki onu Popovich'le ile çalıştığı dönem Amerikan bir takımından da zaten Jalen Brown ve e, Tatum da seviyordu. Bu da iyi bir hamle mesela. Yani Stevens onları dinlediğini gösteriyor. Bastın onları dinlediğini. Front office onları dinledi ve bak e, Udoka geldi. Bunlar iyi hamleler. Kembele yolları ayrıldı. Şimdi işler toparlanabilir. Daha iyi sonuçlar alabilirler. Çünkü artık işte belki Smart da takaslanacak ya da rolü ona göre ayarlanacak. Mutsuz ya bu da mutsuz oyuncu tutmaya gerek yok. Biraz çalışan gibi de düşünmek lazım. Yani bir oyuncu, bir parça oyuncu e, ee, rolünden memnun değilse ve artık yapı kurulduysa ve takımın yüzde sekseni iyiyse evet onla yollara ayırabilirsiniz. Ama zaten takım daha yüzde seksenlere gelemeyecek, gelebilecek bir uyumu yakalamadıysa o zaman işte başka değişiklikler yapıyorsunuz. Koç değişiyor, GM değişiyor, başka takaslar geliyor vesaire vesaire. Yani özetle bir takımın biz X koç istiyoruz, Y koç istiyoruz demesinde hiçbir sorun yok. Ama altı işte böyle düşündüğümüz zaman Bunda sorun olmayacak hale geliyor. Buna bir açıklamak istedim yani genel bir oyuncuların e, koç iletişimi nasıl olması gerektiği konusu. Hep söylediğim bir şeydir bu. Yani oyunu bilmenizin hiçbir önemi yok. Her ki hepiniz bilebilirsiniz. Oturun bugün çalışın. Bakın, FIBA'nın seminerleri var YouTube'da. Seminerlere gidin, eğitim alın, öğrenirsiniz. Temel birçok şey öğrenirsiniz. Ha yani kendinizi tabii ki yaratıcı olmak zorundasınız koç olarak. Onu demiyorum. Temeli öğrenirsiniz. Sahaya çıktığınızda abi sen şurada duracaksın. Şöyle spacing yaratacaksın. Şöyle geçiş ucumu oynayacağız. Böyle screen yapacaksın. Hepsini anlatacak şey öğrenirsiniz. Hiç sorun yok. Ama bunu ikna ederek, anlatarak size saygı gösterecek şekilde bir oyuncuya veremezseniz geçmiş olsun. O kimyayı kuramazsanız geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamazsınız. İşte yapamayan koçlar da gidiyor. Geçen sene 30 koç içerisinde yani geçen seneki haliyle kovulanları falan saymadan söylüyorum. 6 tane CIA koç vardı. Şimdi bu sene artacak. Ve bu sene zaten 4 finalistin Doğu ve Batı finalistinin de 3 koçu siyah. Geçen sene de çoğunluk beyazdaydı. Hani baktığında aslında çok bir başarı kriterinden bahsetmiyoruz. Yine başarısız olabilir ama burada bahsettiğimiz doğru yapıyı, kimyayı oluşturmak. Başarıyla ilgisi yok bu konunun. Başarı zaten bunun bir sonucu. Siz doğru şeyler yap. Bak işte biz hep sonuca bakıyoruz. Başarılı olan gelsin. Hak eden gelsin. Ya hak eden de neye göre hak eden? Hak eden de gele, hak eden geliyor zaten. Udoka ne kadar iyi bir koç. Oldu hala sonra evet biz görmedik evet koçtu ama çok konuşulan bilinen bir şey. Gelsin ama zaten sonuca bakıyoruz yine. Başarı onun gelmesiyle gitmesiyle olacak bir şey değil. O doğru yapıyı kurabilecek mi? Yine başarısız olabilir. Başka sorunlar da çıkabilir. O zaman başka bir koç bakarsın zaten. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. E, bu konuya da bir ara videoda değinmek istedim. E, kısaca yine sorularınız olursa bununla ilgili yazabilirsiniz yorumlara. Başka hani başka bahsetmek bahsetmek istediğiniz ya da bu tarz e, yine coaching konusuyla ilgili de başka sorularınız olabilir. Bunları da çekinmeden sorun. deyip birazcık da hemen bu finallere gireceğim. Çok hızlıca özetle geçelim. Ne oldu şimdiye kadar. Bucks serisiyle başlayalım. Bucks Atlanta serisi. Atlanta acayip bir maç oynadı. Ama e, bir 1-0'a geçti. 2-1 geriye geldi dünkü maçla beraber. Ama şunu net söylemem lazım. İlk maç skandal. Yani Bucks için ilk maç. Yani nasıl kaybedildiğini, göz göre göre kaybedildiğini böyle izlerken kendimi parçaladım yani. Hani hatalar hatalara benzer hatalar hatalar asla değil. ilk kere çok tembel bir baks. İkinci yarıda aynı hataları tekrardan bir baksa, maçı zorla kaybettiler. Yani son bölümde 3-4 tane hücum bağıntı, aptalca top kayıpları, verilen şutlar, Atlanta'da aptal değil, Nate da aptal değil, bunların hepsini değerlendirdi. Doğru noktalara vurdu, rebound konusunda üstünlüğü aldı. E o zaten e, Budenholzer'ın direnması e, ki 3. maçta zaten yapmadı artık son çeyrekte Lopez'i çıkardı. O direnmaya da bir tokat attı. Lopez'le Pikenrol savunmasına işi bitirdi. Ya bir de oraya yani hala portesi falan sokup da böyle bir e, savunma düzeni oturtmaya çalışıyorlardı. İkinci maç zaten çok iyi savunma Bucks tarafında. İnanılmaz güçlü savunma bu arada. Yani bayağı iyi savunma yaptılar o gün. Oradan gelen İlme'ye zaten erken kopardılar ama orada da bir risk vardı. O risk de şuydu. Yine rolllerde Lopez geldiğinde mesafeyi fena ayarlamadılar. Ama bütün screenlerde neredeyse ee, Drew Holiday, Trae Young'ı savunurken ya yani da Switch'te kim kaldıysa o savunurken hep screenin altından geçti. Ne oluyor screenin altından geçince? Evet Trae Young sizi eksiltemiyor. Boyalana da yaklaşamıyor. Floater da atamıyor ama bir adım geri ya da bir e, ee, dripping yanı o gap boşluğu açıp boş şut buluyor. Yüksek mesafede, uzun mesafede. Bunlar girmedi. Ya o gün o gün, e, olmadı yani ikinci maçta. Üçüncü maçta oldu. Üç, i̇şte bu riski aldılar. Üçüncü maçta bunlar girmeye başladı. Ta ki üçüncü çeyrek ya da dördüncü çeyrek başıydı sanırım. E, young yorulmaya başladı. Ama burada Buduğozları takdir ediyorum. Bir strateji yaptı. Bu sefer savunmayı Treyanga yoğunlaştırmak yani oradaki riski korudu. Evet o bence yine yanlış. Ben almam o riski. Ama diğer oyunculara çok daha baskılı savunma yapmaya çalıştı. İşte başta. Takır da Bogdan'ı tuttu. E, atmaya başladı. Biraz yardımcı oluyor gibi. ikinci oyuncu gibi çıkmaya başladı. Hemen onun üzerine savunma verdi. Takır'ı yine oraya da kaydırdı. Ya da işte başka oyuncular oraya soktu. İşi çözdü. Yangın yorulmasını bekledi. Yang yoruldu ama sakatlandı da. Yani hakemin ayağına takıldı. Böyle saçma bir sakatlık yaşadı. Onun da etkisiyle takım düştü. Middleton inanılmaz devreye girdi. Son çeyrekte. 4 üçlük inanılmaz kritik iki tane de field goal buldu. Maçı aldı götürdü. Zaten doğru olan o. Yani Budun Ozur en doğru oyunu son çeyrekte oynattı. Lopez'i kenara aldı. O maçı iyi oynayan Portis'i kullandı bir yere kadar. Sonra onu da kenara aldı. Ki Portis beni şaşırttı yani. Harbiden ekstra hasıl. Takır, takır kadar olmasa da takıra yakın bir hasıl verdi. Üç, i̇kinci çeyrekte falan. Çok şaşırdım yani. Ya da üçüncü çeyrekte. Bunları verdi çıktı. Ne oldu? Yani Stucker ikilisi 4-5'i paylaştı. Burada geçişken savunma başladı. Jirol Day, Middleton, Pat Connington üçlüsü de zaten kısa savunmasının parçaları. Bunların hepsi bir araya girip switch yaptığında da işler çok zorlaşıyor atlantı için. Bunu son çeyrekte yapınca Middleton şutları da girdi. Yanisi topsuz kullandılar. İş bitti. 2-1'e geldiler. Şimdi çok kritik maç. Yarın gece oynanacak. Ben bu videoyu pazartesi atacağım. Yani 3-1 olursa muhtemelen dön, dönmez. Ee, 2-2'ye gelirse yine ben Bucks'ın 3-2-4-2'ye gideceğini düşünüyorum. Ee, ama göreceğiz tabii. Yani Atlanta'da direnmeye devam ediyor ama Bogdan sakat. Young hafif bir sakatlandı. Ne kadar ciddi olacak göreceğiz. Ve yorgun. Çok yük biniyor çünkü üstüne artık. Ee, Baxta da sakatlıklar var. Yani Yanis'in de sol tarafında yani ipinden o kalçasından tut da bileğine kalfına kadar e, sakatlıklar var. O yüzden hani bir sağlıklı kalan takım burada muhtemelen baskıyı biraz arttırıp eğer bir da box olursa 3-1-4-1'e getirip seriyi bitirebilir. Hızlıca Sans'a da bir değineceğim. Sans Creeper serisi 3-1'e geldi. 2-2 olabilmesini umuyordum ki son maç büyük kavga yani savunma kavgası resmen. Birbirlerine girdi takımlar. bunu bekliyorduk yani çünkü özellikle de evet Chris Paul Zubac oyundayken o gapte yüzleri soktuğu zaman Evet işi bitirecek bunu gördük Denver serisinde ama Ozan'a demiştim bu şutlar girmez ve oyunla kavga ederse işte o, o kötü yani 2-1 olurken bunun kavgasını yaptı 4. maçta da yaptı maalesef girmiyor abi. %25 defa falan attı o maçta 10. maçta çok kötü attı ve ben geçen de demiştim ya yani burada basının 200'ü de beni yoruyor yani Yanis'in üzerine bu kadar gidiliyor. Ya da Paul George'un üzerine bak 5-6 maç çok kritik getirdi. Burada da tek başına takımı kontrol etmeye çalışıyor. Yorgunluk bindi. Berbat şut atıyor. Evet o da berbat şut atıyor. O da zorluyor. O da hata seçimler yapıyor. Bunu da zaten canlı yorumlarda da çok eleştiriyorum. Ama günün sonunda Chris Paul'u ben eleştirdiğini çok görmüyorum. Kimse çıkıp da Chris Paul da orta mesafe çok zorladı. Çembere gitmediydi demiyor. Niye gitmiyor abi bu adam çembere? Bu, yani neden gitmiyorsun abi? Gitsen zaten sen daha da rahat kazan. Hadi kazandın maçı. Bir maçı son topta kazandın, öbür maçı da kritik anda kazandın. E git bari çembere de kazan. Yani gitmiyor. Orada da tıkanıyor. Evet, bir sonra işte Twitter'da görüyoruz. Bir iki tane böyle inanılmaz behind the back yaptı ya da bacak arası pas yaptı. Bir highlight görüyoruz. Yüzlere bakıyorsun. Yüzde 25 Takım dara girmiş. Hadi üçüncü maçta bu kır oynadı. Alışamadı. Çok kötü oynadı zaten. O da hani ısınana kadar orada Creepers'ın ekmeği sürdü. Cameron Payne'i kaybettiler. Clippers da bunun da biraz avantajıyla vurdu. Maçın sonuna doğru farkı açtı. Ama son maçta öyle olmadı. Daha iyi savunma yapan işte Sans evet Chris Paul'un bu diğer tarafta da hakkını vereyim. Chris Paul orada iyi savunma yaptı. Cameron Payne de oynayabildiği için. Daha iyi dengeledi kendisini. Booker da iyi savunma yaptı. Ve bu sefer kavga nereye döndü? Zubac'la ile kavgasına döndü ki bunu da zaten seri başında bekliyorduk. Hani Zubac-Aiton eşleşmesi nasıl olacak? Orası da bir direnme. Yani Zubacı koyuyorsun. Savunma tıkanıyor. Ama zubaçı çıkarıyorsun. Rebound tıkanıyor. yani Rebound üstünü verdiğiniz anda seriyi kaybediyorsun. Maçı kaybediyorsun. Üçüncü maçı kazanırken rebound üstünlüğünü aldı çünkü Clippers. Orada da işte iki koçun çözmesi gereken yani devamlı maç için de çözmesi gerek bu arada. Luan'ın da e, Montelims'in yani de saha içinde devamlı çözüm üretmesi gereken anlar. Çünkü burada şey dönemler. Oyuncuların yorgunluğu ve psikolojisi. Düşüyorlar çıkıyorlar. Düşüyorlar çıkıyorlar. Ya yani bunları da dikkat edip oraya müdahale etmeleri gerekiyor. Bak bu gece oynanacak 5. maç. Tahminimce 3-2 olur diye düşünüyorum. Açıkçası yani 3 gelebilir seri. Clippers bence erken pes etmeyecek gibi. Bir yandan da Paul George çok yorgun. yüzde %85 defa faal atan George. %60'lar da atıyor. İşte bir maçı da öyle verdi kaybettiler. Gerçekten orada çok yorgun. Eğer bu yorgunluk yine ağır basarsa seri bitebilir de. 3-2 olursa ama işler karışır. 3-3'e bile gidebilir. O zaman da bize seyir şovu yani. Çok daha acayip bir seri finali izleyebiliriz. Eğer zaten 3-1'den sonra zaten 4-1 olsa bitecek. Tahminimce Box'da seriyi 4-1'lerde bitirebilir. O zaman daha erken finallere geçeriz deyip videonun sonunda şunu tekrar hatırlatayım. Finallerde bütün maçlarda canlı yorum olacak NBA'de, Twitch'te twitch.tv/can kanalında Maç saatleri zaten Türkiye saatiyle genelde geçmiş yıllarda 4 oluyordu. Herhalde bu sene de 4 olur. 4 4.5 civarı oluyordu genelde. Yine saatleri ben duyuracağım, bildireceğim. E, aşağıdan Discord'dan, Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edip bildirimlere ulaşabilirsiniz. Videolar içinde de bir çana tıklıyorsunuz. Videoların bildirimi geliyor yoksa YouTube'dan hiç bildirim alamıyorsunuz yani. Oralar sıkıntılı. Hadi kendinize iyi bakın. Yine dedim bir sorular olursa bekliyorum. Bay bay.